Çağan Medya olarak Kanal 38 ve TV38 haber merkezimiz tarafından hazırlanmış olan ana haber başlıyor. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyadaki çip krizine ilişkin Türkiye olarak bizim de bazı hazırlıklarımız var. Hatta Ankara'da belli bir yerde bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir çalışması söz konusu dedi. Bakan Muş, Kayseri'de Sabah gazetesi tarafından bir otelde düzenlenen Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'ne katıldı. Muş, moderatörlüğünü Sabah gazetesi Ankara temsilcisi ve köşe yazarı Okan Müderrisoğlu'yla Sabah gazetesi ekonomi müdürü ve köşe yazarı Dilek Güngör'ün yaptığı programda sorulara yanıtladı. Rusya ile ticaret ilişkileri bağlamında gelecek süreç için konulan 100 milyar dolarlık hedefe işaret edilerek Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle nasıl bir yol haritası izlendiğinin sorulması üzerine. Muş, Ukrayna ve Rusya krizinin ister istemez ticari ilişkileri etkilediğini söyledi. Tabii Ukrayna ve Rusya krizi ister istemez bizim ticari ilişkilerimizi etkiliyor. Tabii bu 100 milyar dolar hedefi bu krizler olmadan önce, şu anki konjonktür dünya girmeden önce konan hedefler. İster istemez bu hedefler etkilenecektir. Dolayısıyla bunların yakalanması belki daha biraz daha gecikebilecektir. Böyle bir ihtimal söz konusu. Bir de şöyle bir şey görüyoruz. Dünyada bir yavaşlama var. Bu yavaşlama sadece Rusya'yla olan ticari ilişkilerimizde değil, dünyanın diğer ülkelerindeki bu talepteki azalma burada da var. Dolayısıyla buradaki ticaretin büyüklüğünde bir yavaşlama olacak. 100 milyar dolar hedefinin bu kriz yaşanmadan önce belirlendiğini dile getiren Muş şöyle devam etti. Ve bu işte sizin bahsettiğiniz 100 milyar dolarlık hedef belki gecikmeli olarak yapılacaktır. Dolayısıyla şu an itibariyle oradaki durumumuz bu. Burada tabii Türkiye hem Ukrayna'da hem de Rusya'yla konuşabilen veya Cumhurbaşkanımız daha doğru olur. Hem Ukrayna lideriyle hem de Rusya lideriyle konuşabilen ilişki geliştirilen tek lider şu an. Dolayısıyla bu iki ülkeyle de bizim ilişkilerimizi sürdürmeye çalışıyoruz, sürdürmek istiyoruz. Belli seviyede ilişkilerimizi korumak istiyoruz. Dolayısıyla yapılan çalışmalar bu bağlamda yürütülen çalışmaların bu şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bahsettiğim sebeple belki bazı gecikmeler olabilir. Ukrayna ile ilgili meselede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretleriyle Birleşmiş Milletler'in devreye girmesiyle çözümlü bir mekanizma kurulduğuna dikkati çeken Bakan Muş şunları ifade etti. Ukrayna ve Rusya'da önemli tahıl üreticileri ülkelerin başında geliyor. Ukrayna ile alakalı mesele Cumhurbaşkanımızın büyük gayretleriyle Birleşmiş Milletler'in devreye girmesiyle çözümlü bir mekanizma kuruldu. Ondan sonra bu mekanizma böyle çalışır. Bir sistem kuruldu. İstanbul'da bir ofis var. Bizim bakanlığımızda da personelleri var, ilgili diğer bakanlıklardan da var, uluslararası gözlemciler de var, sistem orada ilerliyor. Rusya ile alakalı bu savaşın çıktığı ilk dönemde orada bir duraksama yaşandı, sonra Rusya açıldı. Tabii şu an Rusya tahıl konusunda diğer ürünlerle ilgili dünya piyasalarına tahıl gönderebiliyor, orada herhangi bir kısıtlama yok. Bir kere Türkiye her zaman sağduyudan yana olan bir ülke oldu. Ve Türkiye bütün ilişkilerinde, bütün yaklaşımlarında, uluslararası kurallarında hep riayet eden ülke oldu. Bakan Muş, dünyadaki çip krizine değinirken, çip üretimi yavaşlayınca elektronik cihaz ve otomobil üretiminin de yavaşladığını dile getirdi. Tayvan'ın çok önemli bir üretici pozisyonunda olduğunu söyleyen Muş, Çin ve ABD'nin yatırımları söz konusu. Türkiye olarak bizim de bazı hazırlıklarımız var. Hatta Ankara'da belli bir yerde bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bir çalışması söz konusu dedi. Bu önemli. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Bu çipteki üretim yavaşladığı zaman bu elektronik cihazların ve otomobillerin üretimini yavaşlatıyor. Bilgisayarların üretimini, telefonların üretimini kadar kullanılan bir ürün. Tabii burada Tayvan çok önemli bir üretici, ciddi bir üretici. Şimdi Amerika'nın ilişkilerinin yatırımları söz konusu, Türkiye olarak bizim de bazı müziklerimiz var. Hatta Ankara'da belli bir yerde bunun için ayrılmış durumda. Şu an bu yatırımla alakalı Sanayi Bakanlığı'nın bir çalışması söz konusu. Yani burada aslında Türkiye yatırım yapmak istiyor. Türkiye burada bir yatırımcıyı
Bu da ağırlamak istiyor. Yani bu işin içerisine girmek istiyor Türkiye. Girmemiz de gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli bunun taşımasıyla değinmen gelmez. Ve bunun tabii çok farklı seviyeleri var. Hani bütün seviyelerin gitmesi bizde belli seviyelerin içindeyim etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bu alana kaçırmamamız lazım. Bu da Türkiye'nin ve bizim gündemimizde olan bir konu. Yani bu çiple alakalı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mevlüt Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin ticaretin yasalarının yazıldığı 6000 yıllık şehir olduğunu söylerken, Bakan Muş da Başkan Büyükkılıç'a yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı tebrik ve teşekkürlerini iletti. Türkiye İhracat Seferberliği Kayseri 2022 zirvesi için kente gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mevlüt Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. İsmail Tamer uyarıyor Sayın Bakan. Başkanım nasılsınız? Başkan Büyükkılıç, Bakan Muş'u başkanlık girişinde çiçeklerle karşıladı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mevlüt Büyükkılıç, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve beraberindeki heyetle birlikte başkanlık makamına geçti. Ziyarette Bakan Muş'a Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Grup Başkan Vekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergisatçı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan eşlik etti. Başkan Büyükkılıç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ticaretin merkezi olan 6000 yıllık geçmişiyle ticaretin yasalarının yazıldığı şehirde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz. İnşallah burada alacağınız kararlar her zamanki desteklerinizle ihracata yönelik Kayserimizi daha da yüreklendirir, ön plana çıkarır. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diye konuştu. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Sağ olun. Sizleri ticaretin merkezi olan 6000 yıllık geçmişiyle gerçekten ticaretin yasaların yazıldığı bir şehirde ağırlamaktan onur duyuyoruz. İnşallah burada burada alacağınız kararlar her zamanki desteklerimizle ihracata yönelik Kayseri'miz daha da güçlendirir, daha da özgürlük sağlayacak şekilde çalışmalar yapılır. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Kayseri'nin özel bir kent olduğunu belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş'sa, Kayseri umumi bir kenttir. Geçen sene ihracatını 3.6 milyar dolarla tamamlamış, önemli sanayi ve ticaret kentidir dedi. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Kayseri önemli bir kent. 3.6 milyar dolarla geçen sene ihracatını tamamlamış, önemli bir sanayi ve ticaret kenti. Ve Büyükşehir Belediye Başkanımız da Kayseri'de çok sevilen, herkesin üzerinde mutabaka sağladığı bir isim. Bugün Kayseri programımız kapsamında kendisini de ziyaret etmeyi arzu ettim. Dolayısıyla başarılı çalışmaların dolayı kendisini de tebrik ediyoruz. Kayseri çok planlı bir şehir. Her gelen belediye başkanı bir öncekinin yaptığı işin üzerine koyarak gidiyor. Memur başkanımız da aynı şekilde bu geleneği bozmadı. O da aldığının üzerine koyarak çalışmalarına devam ediyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Bakan Muş, Başkan Büyükkılıç'a yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı tebrik ve teşekkürlerini ileterek sözlerini şöyle sürdürdü. Tabii Kayseri Büyükşehir Belediyesi sadece Büyükşehir Belediye faaliyetleri değil, aynı zamanda burada ticaretin ve sanayinin geliştirilmesi adına da gayretler içerisinde olan bir belediye yönetimi ve anlayışı hakim. Kendisini tebrik ediyoruz. Misafirperverliğinden dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, hayırlı günler diliyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun arkadaşlar. Buyurun, alın size. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Hayırsever Osman Ulubaş ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yapımında son aşamaya gelinen ilkokul, ortaokul, anaokulu ve spor salonundan oluşan Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'nde gelinen son aşamayı yerinde inceledi. 16 bin metrekarelik alana sahip olan Osman Ulubaş Eğitim Kompleksi'ne Melikgazi Belediyesi 8 derslikli anaokulu, Büyükşehir Belediyesi kapalı spor salonu, hayırsever iş insanı Osman Ulubaş ise 16 derslikli ilkokul ve ortaokulu yapacak.
Eğitim çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklediklerini söyleyen Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, Osman Ulubaş Eğitim Merkezimizdeki gelinen son noktayı görmek için okulumuzda Osman amca ile beraber inceleme yaptık. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi'ne anaokuluyla çevre düzenlemesi yaptık. Büyükşehir Belediyemiz tarafından kapalı spor salonu yapılıyor. Hayırseverimiz Osman Ulubaş tarafından da ilkokul ve ortaokul yapılıyor. Belediyemiz olarak eğitime her zaman çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın en iyi eğitimi almaları için çabalıyoruz. Heyecanla bitmesini beklediğimiz bu projemizin tüm vatandaşlara şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Eğitime katkıları için Osman Ulubaş amcaya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum dedi. Buraya da mı koyacağız başkanım? Buraya da mı koyacağız? Yok. Yani şu burada ya. Şuraya bir geçen adam şunu koltasına koyacağız. Şöyle. Ondan sonra önünde şuraya dikeceğim mecburen. Buradaki ağaca koyacağız. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, birçok hastalığın tedavisinde önemli bir destekleyici olan ve şifalı su merkezi olarak bilinen Yeşilhisar'daki içmeceleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kadimkent Kayseri'nin dört bir yanındaki tarihi ve doğal güzellikleri turizme kazandırmak amacıyla birçok yatırıma imza atan Başkan Büyükkılıç bu kapsamda incelemelerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde bulunan şifalı su merkezi olarak bilinen içmeceleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç'a içmeceler ziyaretinde Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy'da eşlik etti. Büyükkılıç, yüzyıl aşkın süredir şifalı sularıyla vatandaşların uğrak noktası olan İçmeceler bölgesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanıp Yeşilhisar Belediyesi'nin kullanımına sunulan konaklama tesislerinde kalan vatandaşlarla da görüşerek sohbet etti. Kayseri'nin dört bir köşesinin tarihi ve doğal güzellikleriyle hayranlık uyandırdığının altını çizen Başkan Büyükkılıç, kadim kentimizin her yönüyle en iyi noktalara gelmesi için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. Kadim kentimiz dört bir köşesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle insanda gerçekten hayranlık uyandırıyor. İçmeceler bölgemizde hem doğal bir güzelliğimiz hem de doğal şifa kaynağımız diye konuştu. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da her türlü konu da tüm ilçeleri olduğu gibi Yeşilhisar'a da daima destek veren Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Tesislerdeki vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşlarla yakından ilgilendi. Vatandaşlar tesisleri çok beğendiklerini dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. Kocaesinan Belediyesi şehrin sosyal hayatına renk katmak ve Kayseri'de amatör olta balıkçılığını yaygınlaştırmak amacıyla Kuşçu Marina'da hafta sonu düzenleyeceği geleneksel olta balıkçılığı günleri etkinliğinin hazırlıklarını sürdürüyor. Şehrin içerisinde deniz manzaralı bir dinlenme alanı olan Kuşçu'yu bir cazibe merkezi haline getirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, vatandaşların mutluluğunu artırmak ve onların hayatını kolaylaştırmak için yoğun gayret sarf ettiklerini söyledi. Rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışına yenilikler kazandırdıklarını kaydeden Çolak Bayraktar şöyle devam etti. Belediye olarak birçok hizmetleri yapıyoruz. Aklınıza ne gelir ise gündelik hayat içerisinde sabah kapıdan dışarı çıktığınız zaman akşam evinize dönene kadar veyahut da işinize gidip gelinceye kadar belediye faaliyetleriyle, belediyenin yapmış olduğu işlerle ilgili hepinizin beklentileri var. Ama bunun dışında da burada olduğu gibi Kuşçu'da Kayseri'nin denizi olarak adlandırdığımız Yamula Barajı'nın hemen yanı başında belki ilk defa Yamula Barajı'na bu vesileyle gelenler, buradaki böyle bir güzelliği ilk defa görenler ve bundan sonrasında da böyle bir mekan varmış, buradan istifade edelim diyecek hemşerilerimiz olabilir. Her sene üzerine yenilerini ekleyerek
yeni faaliyetler, yeni etkinlikler ekleyerek devam ediyoruz, devam edeceğiz inşallah. Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlayan Koca Sinan Belediyesi, olta balıkçılığından spor parkuru oyun ve etkinliklerine, lazer ışık gösterilerine, çocuklar için özel etkinliklerden meşale ile kamp ateşi ve geleneksel okçuluk gösterisinden konsere kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek faaliyetler yer alacak. Kayseri'deki başarılı hizmet döneminin ardından başkent Ankara'ya il müdürü olarak atanan ve yaklaşık 7 ay süreyle bu görevi yürüten Hacı Ali Hasgül, doğduğu topraklar olan Kayseri'de yeniden il müdürlüğü görevine getirildi. Hizmet binası önünde kurum yöneticileri tarafından çiçeklerle karşılanan Hasgül, hizmet çıtasına daha üst noktalara taşımak gayesi içinde olduklarını söyledi. Ocak ayında Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü görevinden Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü görevine atanan Hacı Ali Hasgül, yaklaşık 7 ay süren Ankara İl Müdürlüğü görevinin ardından yeniden Kayseri'ye döndü. Yaptığı başarılı hizmetlerle Kayseri'de adından sıkça söz ettiren Hasgül, eski mesai arkadaşları tarafından çiçekle karşılandı. Merhaba arkadaşlar. Karşılama töreninin ardından il müdürlüğü makamına geçen Hacı Ali Hasgül, görevi il eski müdürü Ahmet Hamdi Güney'den devraldı. Devir teslim töreni sonrası konuşan SGK Kayseri İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, doğduğu ve doyduğu topraklara yeniden dönmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Benim yeniden Kayseri'ye dönmem konusunda karar alan bakanlık temsilcilerine, Kayseri iş dünyasına teşekkür ediyorum. Bizler elimizden gelenin fazlasını yaparak bu şehri, bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi. 7 ay önce ayrıldığımız, doğduğumuz, doyduğumuz yere tekrar döndük. Sayın Bakanımızın, Sayın Devlet Büyükleri'mizin, Kayseri halkının isteği talebiyle olması daha büyük onur verici, sevindirici bir durum şahsımız adına. Burada hizmetimize ihtiyaç duyulduğunun söylenmesi. Tabii ki biz burada baktığımız zaman bıraktığımız gibi bulduk. Hamdi Güney kardeşime çok teşekkür ediyorum. Süreci çok güzel idare etti. Ama devletimiz bu yönde takdir buyurdu. Bu takdire rıza göstermek bizim boynumuzun borcudur. Bu saatten sonra yine doğduğumuz topraklara hizmet vermeye, her şeyden en üst olarak Kayseri halkına hizmet almaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bütün Kayseri halkını, bütün iş dünyasını, emekçileri, halkımızın her kesimini saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Kültepe Kazı Başkanlığı işbirliğiyle geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Bellek Kültepe sergisinde 35 resim, 3 heykel, 11 seramik olmak üzere 49 eser bulunuyor. Anadolu'da en büyük ticareti merkezi olarak tanınan Kültepe Kanışkarun bölgesinde yürütülen arkeolojik kazılar, Kültür Bakanlığımız ve belediyelerimizin işbirliğiyle devam ederken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültepe Kazı Başkanlığı işbirliğinde Bellek Kültepe sergisi açılış töreniyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Tarihi Kayseri Kalesi'nde yer alan Arkeoloji Müzesi içerisinde açılan Bellek Kültepe Sergisi Anadolu'ya ait kültürel simge ve göstergelere ait göndermeler içeriyor. Sergide binlerce yıllık tarihi olan UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kayseri'deki Kültepe Kanışkarım Höyüğü'nün sanat yoluyla anlatımı amaçlanıyor. Sergide usta sanatçıların 17 resim, 3 heykel ve 2 seramik, genç sanatçıların ise 18 resim ve 9 seramik eseri olmak üzere toplam 49 eser yer alıyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından genç sanatçılara birer adet çevirisi ile birlikte tablet verildi ve o tabletlerdeki metinlere göre genç sanatçılar sanatsal eserler üretti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu serginin Kayseri'nin ve bölgenin uluslararası tanıtılması konusunda önem arz ettiğini belirterek Kayseri elbette bir endüstri ve ticaret merkezi. Zaten bunu çıkan tabletlerden anlıyoruz. Anlaşmalardan da görüyoruz. Bunun yanında son süreçte Kayseri sportif alanda, turizm alanda, kültürel alanda, sosyal alanda, mistik turizm alanında değişik konularla ilgili ön plana çıkartacak gayretlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz diye konuştu. Kültepe Kanışkarım bu anlamda önemli bir değerimiz. Biz bu değeri gün yüzüne çıkartmak, onu bir bakıma müze yoluyla da kamuoyunun bilgisine sunmak amacıyla gerekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültepe Kanışkarım UNESCO'nun miras listesinde bulunmasından dolayı daha da önem arz ediyor. Kayseri elbette bir endüstri ve ticaret merkezi. Zaten bunu çıkan tabletlerden anlıyoruz. Anlaşmalardan da görüyoruz. Anayasası Kayseri'mizde yazılmış asırlar döneminden beri. Fakat bunun yanında biz son süreçte Kayseri sportif alanda, turizm alanda, kültürel alanda, sosyal alanda, mistik turizm alanında değişik konularıyla ilgili ön plana çıkartacak gayretlerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye İç Anadolu bölgesi ve Kayseri için bir hazine olan Kültepe'yi anlatan sergi 1 Ekim 2022 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Daha temiz bir çevre için çalışan Melikgazi Belediyesi, Hisarcık ve Kıranardı mahallelerinde tüm ekiple beraber toplu temizlik çalışması yaptı. Temizlik çalışmalarını düzenli olarak sürdürdüklerini ve buna yönelik çalışmaları artırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, belirlenen mahallelerde çok sayıda belediye işçisinin beraber gerçekleştirdiği toplu temizlikle sokaklar temizleniyor. Ekiplerimiz kepçe, kamyon, büyük ve küçük süpürge, konteyner yıkama aracı, çöp aracı ve ilaçlama araçlarıyla çalışarak mahalle temizliğini gerçekleştirdiler. Toplu temizlik çalışmalarıyla mahalleleri köşe bucak temizliyoruz. Vatandaşlarımıza hijyenik yaşam alanları sunmayı amaçlıyoruz. Belirlenen program dahilinde çöp konteynerları, yol ve kaldırım kenarındaki yabani otlar, boş arsalar, cadde ve sokakların temizliği yapılarak dezenfekte ediliyor. Daha temiz bir Melikgazi için tüm belediye ekibi iş başında çalışıyor. Tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim diye konuştu. Toplu temizlik çalışmasıyla mahallenin tertemiz olduğunu söyleyen Hisarcık Mahalle Muhtarı Nazım Söğüt, Melikgazi Belediyesi mahallemizde toplu temizlik çalışması başlattı. Mahallemizde düzenli olarak temizlik çalışmaları yapılıyor ancak bugün köşe bucak toplu halde temizlik yapıldı. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'na ve bütün personellerine teşekkür ediyorum dedi. Melikgazi Belediye Başkanı'na, yetkililere, bütün personeline huzurla müdürüme teşekkür ederim. Hoş geldin, sefa geldin. Allah razı olsun. Melikgazi Belediye'mize ve görevlilere teşekkür ederiz. Kıranardı ve Sazlık Mahallesi'nde genel temizlik yapılıyor. Sokaklarımız tertemiz, her zaman yapılıyor. Yeniden şimdi her taraf temizleniyor. Belediye'mize teşekkür ederiz. Tamam.
Talas Belediyesi Museki Cemiyeti çalışmalarına devam ediyor. Düzenli olarak Museki dersleri yapılan cemiyette Türk müziğine ait eserlerden oluşan fasıl icra edildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından hayata geçirilen ve büyük ilgi gören Musiki Cemiyeti'nde fasılların yanı sıra musiki kursları da veriliyor. Ünlü tamburi Tevfik Soyata tarafından verilen kurslarda Türk musikisinin incelikleri öğretiliyor. Bu kapsamda Kiçiköy Mahallesi'nde yer alan Esma Hatun Sosyal Tesislerinde bir araya gelen musiki şinaslar musiki faslı icra etti. Fasıl sonrası düşüncelerini paylaşan sanatseverler böyle bir ortamda bulunmaktan dolayı memnuniyeti dile getirerek bu cemiyeti kurduğu için Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Çok değerli bir hocayla çalıştıklarını ifade eden Musiki Cemiyeti öğrencisi Ahmet Yüksel, musikiye dair birçok şeyi öğrendiğini kaydetti. Kendisinden musiki anlamında çok bilgiler almak istiyoruz. Sağ olsun o da bize tüm tecrübelerini, bilgilerini aktarıyorlar. Burada bulunmaktan dolayı çok memnunum. Emeği geçen herkese, belediyemize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tevfik Hocam'a çok teşekkür ediyoruz. Daha sonra konuşan bir başka musiki şinas, Gülenay Işık Gök'te musiki cemiyetine düzenli olarak gelmeye çalıştığını belirterek katılmak isteyenleri cemiyete davet etti. Kayseri'de böyle bir imkanın eksikliğini hissettiklerini söyleyen Işık Gök, Tevfik Soyata gibi bir isimle bu cemiyetin kurulmasının ayrıca önemli olduğunu ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkürlerini iletti. Çok kıymetli bir hocamız var Ankara'nın değerli sanatkarlarından. Sonsuz bir derya deniz kendisi. Dolayısıyla bu kaynaktan kana kana içmeye çalışıyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladıkları için öncelikle. Musiki cemiyetimize, gelecek herkese de kapımız açık. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü yıllardır Kayseri'de böyle bir oluşumun eksikliğini yaşıyorduk açıkçası. Bize böyle bir imkanı sağladığı için ve musikiyi A'dan Z'ye öğrenme şansı bulduğumuz için minnettarım. Daim olmasını diliyorum. Bültenimize ekonomi haberleriyle devam edelim. Serbest piyasalarda Cumhuriyet altını 6.626 liradan, çeyrek altın 1.656 liradan alıcı buldu. 1 euro 18,32 liradan, 1 dolar 17,93 liradan günü kapattı. Sırada spor bültenimiz var. Talas Belediyesi tarafından Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Uzun Mesafe Ligi Ali Dağ ayağında heyecan başladı. Talas ilçesinin güneyinde ve şehir merkezinde 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 2000 rakımlı Ali Dağı'nda 14 Ağustos'a kadar sürecek yarışmaya 23 İranlı toplam 70 sporcu katıldı. Türkiye şampiyonasına, Türkiye sıralamasına iyi bir yer elde etmek istiyorsanız mecburen geliyorsunuz. İlk günün antrenman uçuşlarıyla başladığı yarışma ile ilgili teknik bilgiler veren koordinatör Semih Sayır, bugün Ak Mescit bölgesinde yaklaşık 60 kilometrelik gol hedefi verildiğini söyledi. Geçeceğiz. O zaman bu sistem şunu sağlıyor, aracın içine binip yarım saat, bir saat kimse oturmasın. 5 dakika önce dörtlüler yanıyor, şoför motoru çalıştırıyor, araç hareket ediyor.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ise sözlerine yamaç paraşütüne gönül veren sporlara hoş geldiniz diyerek başladı. Ali Dağ'ın hava sporlarında öne çıkan bir merkez olduğuna dikkat çekerek, biz de belediye olarak sizlerin ihtiyaçlarını gidererek Ali Dağ'a uluslararası düzeyde yamaç paraşütü yarışmaları yapılmasını sağlıyoruz. Hatta pandemi döneminde bile ara vermeden bu yarışmayı gerçekleştirdik dedi. Ali Dağ bu konuda çok şükür ismi öne çıkmış dağlarımızdan, tepelerimizden birisi. Biz de belediye olarak son zamanlarda sizin ihtiyaçlarınızı giderecek ve artık Ali Dağ'da uluslararası düzeyde yamaç paraşütü yarışmaları yapılıyor. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez'de yamaç paraşütünün artık rağbet gören bir spor haline geldiğini belirterek, gerçekten çok güzel bir spor. Bu sporun bu aşamaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum dedi. İlçemizde bu güzel alanın oluşması konusunda emek sarf eden, bu ortamı oluşturan Sayın Belediye Başkanımıza, belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. Organizasyonu gerçekleştiren yöneticilerimize teşekkür ederiz. Sizler de bizleri içimizi buluşturdular. Ve tabii ki her şey organize edilse de sporcu lazım. Siz değerli katılımcılar çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, içimize hoş geldiniz. İnşallah güzel bir yarışma şampiyonu olur. Yarışmaya katılan sporcular da Samsun'dan katılan Erdem Pişkin, her konuda yardımcı oldukları için Talas Belediyesi'ne teşekkür ederek keyifli bir yarışma diledi. Gazi Üniversitesi Havacılık Kulübü'nden Murat Can Özgür de Kayseri'deki yarışmaya ilk kez geldiklerini belirterek, milli sporcuların çoğu üniversite kulüplerinden çıkıyor. Talas Belediyesi de üniversiteden gelen öğrencilere indirim yaptı dedi. Samsun Bafra'dan geldim bu organizasyona. Talas Belediyesi'nin hazırlamış olduğu organizasyon bugün ilk günü ve antrenman günümüz. Bugün antrenman uçuşlarını gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar heyecanlı, sağ olsun belediye de ilgilendi bizimle. Geldiğimiz günden bugüne kadar her konuda yardımcı oldular. Bakalım bugün ilk günümüz, güzel bir gün bizi bekliyor. Sizleri burada görmek, bu heyecanı burada yaşamak keyifli olacağını düşünüyoruz. Ben Murat Can Özgür, Gazi Üniversitesi Havacılık Topluluğu'ndan geliyorum buraya. Orada kulüp pilotu olarak görev yapmaktayım. Kayseri'deki yarışmalara bu sene ilk defa katılışım. Yani Ali Dağ'a ilk defa geliyorum. Milli sporcuların çoğu üniversite gruplarından çıkıyor. Ve Talas Belediyesi üniversiteden gelenlere ve öğrencilere indirim yaptığı için bize yarışmaya katılmamızı kolaylaştırıyor. Bu bağlamda konaklama, ondan sonra işte lunchback verdiği için, işte retrivi organize ettiği için teşekkür ediyorum. Ali Dağ'da yamaç paraşütü eğitimi alan Göktürk Havacılık Kulübü'nden Uğur Özer de organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 13. kez mesafe yarışı yapılıyor burada. Kaliteyi de artırarak götürmek büyük bir başarı. Mustafa Başkan da artı bir soluk getirdi. Spora ve sporcuya desteğini net bir şekilde belirtti. Her zaman yanımızda teşekkürler şeklinde konuştu. Yani yorum yok. 13.sünü yapıyoruz. Bu büyük bir başarı. Yani 13 defa aynı yarışmayı aynı kalitede, hatta kaliteyi her gün biraz daha artırarak götürebilmek ciddi bir yetenek. Yani Mustafa Başkan da artı bir soluk getirdi bu duruma. Yani yenilikler katmaya çalıştı. Daha güncel bir durum oluştu. Spora ve sporcuya desteğini net bir şekilde belirtti. Her zaman yanımızda durdu. Teşekkür ediyoruz bu konu için. Gelin önümüzdeki 3 gün içinde bizleri nasıl bir hava durumu bekliyor olacak haberimizde seyredelim. Meteorolojiden aldığımız hava tahminlerine göre 11 Ağustos Perşembe, en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 32. 12 Ağustos Cuma, en düşük sıcaklık 17, en yüksek sıcaklık 33. 13 Ağustos Cumartesi, en düşük sıcaklık 18, en yüksek sıcaklık 34 derece olarak tahmin ediliyor. Çağın Medya olarak Kanal 38 ve TV38 Haber Merkezimiz tarafından hazırlanmış olan ana haber bülteninin bugünlük de sonuna geldik. Yarınsa ana haber bülteni yine aynı saatte günün yeni gelişmeleriyle bu ekranlarda olacak. Bizden ayrılmayın, hoşça kalın.